Moderatörlüğünü Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Sayın Ayşe Başak Tanyay'ın yapacağı İş Dünyasında Kadın paneline hoş geldiniz. Panel konuşmacılarımız Big Chefs ve Quick China kurucusu Sayın Gamze Cizreli. Silkent Kaşmir kurucusu Sayın Ayşen Zamanpur. Ve Trendyol.com kurucusu Sayın Demet Mutlu. Ben sözü şimdi Başak hocamıza bırakıyorum. Burada hep birlikte olmaktan çok mutluyuz. Türkiye'nin çok önemli 3 girişimcisiyle beraberiz. Ve bize kendi deneyimlerini ve tecrübelerini anlatacaklar. Biliyorsunuz Schumpeter girişimciyi 3 şekilde tanımlıyor. Yeni bir ürün yaratan, eski bir ürünü yeni bir yöntemle üreten ve daha önce düşünülmemiş bir talebi görüp o talebi ürün veren insan olarak. Düşündüğümüzde aslında bu 3 insan girişimciliğin farklı yönleriyle bu 3 tanıma uyuyorlar. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Size kendi hikayelerini anlatacaklar. Ayşen Hanım'la başlayacağız sanıyorum. Teşekkür ederim. Görüntü gelecek mi acaba arkada? Belki kısabilirsiniz siz. Bundan sonra mı başlasam? Tamam. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison. Ma vie, ma triste vie. Se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil. J'ai quitté ma mère. Leurs souvenirs se réveillent. Bien après. Evet sevgili arkadaşlar, günaydın. Sesim için özür diliyorum. Annenizi dinleyin. Girişimciliği çok önemsiyorum. Bütün bu toplantılarda, panellerde, konferanslarda yoğun iş programımızdan yer ayırıp gelmemizin bir tek nedeni var. Benim için en azından. Belki 2-3 tane genç girişimci arkadaşımı heyecanlandırabilir miyim? Motive edebilir miyim? Bir pencere açabilir miyim? Bütün amacım bu. İnsanların girişimciliğini doğuştan da olduğuna inananlardanım. Farklı görüşler de var ama ben doğuştan olan bir özellik olduğuna inanıyorum. Ailenizden gelen, eğitiminizden, genlerinizden, DNA'larınızdan gelen nedenlerle bir şekilde bir şeyler yaratmak, farklı olmak, dünyaya bir imza atmak, isminizi yazmak, özel olmak, hatırlanmak gibi çeşitli duyularla, hislerle girişimci oluyorsunuz ya da ben çalışırım, paramı kazanırım, keyfime bakarım, başkaları girişim yaparsa yapsın diyorsunuz. Katiyen azımsamak için söylemiyorum. Diğer gruba da çok büyük ihtiyaç var elbette ki. Profesyoneller olmazsa hayat dönmez ama ben girişimcilerin tarafındayım. Sadece toplumu, karşımdaki gençleri hissetmek için soruyorum. İçinizde ben ileride kendim girişim yapacağım diyen var mı? Veya düşünen? Hey, yani şey korkmayın. Şöyle kaç kişi gibi? %10 mu? %10 çok da doğru bir orandır. Toplumun %10'unda zaten bu tutku var. Sadece girişim yapmak da, kendi girişimini yapmakla da açıklanmayabilir. Profesyonel yaşamda da farklılık yaratarak bulunduğunuz kurumu girişimci özellikleriyle öne çıkartabilirsiniz, ileriye taşıyabilirsiniz, farklılık yaratabilirsiniz. Buna da ben kurumsal girişimcilik diyorum. Silken Kaşmir'i belki duydunuz. Yaşınız itibariyle biraz 35 üstüne hitap eder. Ben üniversitelerde çok konuşurum.
üniversitelerde konuştuktan 10 sene sonra bizim müşterimiz olurlar, bizi tanırlar, bizi bilirler ama sanıyorum başka özellikleriyle, basında öne çıkan özellikleriyle, akademik dünyasına yer almasıyla falan duymuş olabilirsiniz. 1992 yılına kadar uzanan bir geçmişimiz var. Değil mi? Hocamız dedi ki bazıları olmayan bir niş yaratırlar. Yani biz bir nişi bulmadık arkadaşlar, biz bir niş yarattık. Dedik ki İpek Kaşmir çok 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 aristokrat, çok üst düzey, sadece A grubuna hitap eden ürünlerse neden kentli, eğitimli, A ve B grubu böyle bir markası yok? Yani yoktu böyle bir şey, böyle bir fikir yoktu, böyle bir talep yoktu, böyle bir arzu yoktu. Ben kendimden hareket ettim. Ben orta gelir üstü bir ailenin iyi bir evladı olaraktan kaşmir alamıyordum. Çok pahalı, çok aristokrat, çok kapalı kapılar ardında bir üründü. Oysa çok seviyordum, çok istiyordum. 10 tane kazak alacağıma bir tane kaşmirim olsun gibi bir hissim vardı. O zaman da o kadar pahalıydı. Dedim ki neden yok böyle bir marka? Neden düşünülmemiş? Arkadaşlar hayatta hep neden ben demeyin, neden ben olmayayım deyin. Neden biz yapmayalım o zaman dedim. Neden biz yaratmayalım bunu? Küçük bir deneyimim vardı. Ben Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi işletme mezunuyum. Daha sonra Şişecam'da planlama ve ekonomik araştırmalar yaptım 5,5 yıl kurumsal bir yapı içinde. Daha sonra da o içinde demin anlattığım girişimcilik ateşi var ya, bir şey yapayım, kendim yapayım, ben yapayım. Onunla param da yok. Normal kurumsal bir şirkette çalışan bir planlama uzmanıyım. Eşim de çalışıyor. Galeriyada bir dükkan açacak kadar param vardı. Yani sadece gerçekten, bu Sirken Kaşmir gerçekten hiç arkasında herhangi bir aile ismi olmayan, herhangi bir sermaye olmayan iki kurumsal yapıda çalışan profesyonelin yarattığı öyküdür. Bu tarafıyla da zaten önem kazanıyor. Dedim ki neden bir dükkan açmayayım? Herkes çok şaşırdı. Robert Kolej'i bitir, Boğaziçi Üniversitesi'ni bitir, Şişecam'da böyle yükseliyor gibi bir havam da var. Planlama uzmanı falan, yani önüm açık gibi görünüyor. Ne oldu sen dükkan açtın? Herkes dükkan açar. Çocuklar şimdi perakende diye havalı bir isim olan şey, o dönemde dükkan açmaktı. Dükkan açmakta başta babam Doktor Necati Keskin, nur içinde yatmışsın. Yani ben seni bunun için mi okuttum havalarına kadar ki çok ilerici, çok aydın bir insan olmasına rağmen. Yavrum bu kadar okulları sen bunun için mi okudun, bir dükkan mı açacaktın dendi. Fakat bütün enerjimi, hocam beni vakit konusunda uyarın lütfen. Bütün enerjimi, bütün vaktimi, bir de su içeyim çünkü sesim daha sert. Özür dilerim. Bütün vaktimi bir tek dükkana verdiğimde, bir de insanlara dükkan açmadım, ben aslında başka bir planım da var diye ispatlama heyecanında duyduğumda o dükkan 5,5 yıl içinde 8 Benetton dükkanına oluştu. Ve Türkiye'nin çok seçkin alışveriş merkezlerinde sadece kendi bir katkısıyla, katma değeriyle yaratılan dükkanlar halinde işte yaş 30 diyeyim o sırada öyle bir zincirlere birdenbire sahip olmuş oldum. Benim yanımda çalışan arkadaşlarım, müdürlerim benden daha büyüktü. Müşterilerim amcalar, teyzelerdi. Böyle canlandırın diye anlatıyorum. Çok genç bir girişimci, ay çok çok genç bir girişimci diye bir şekilde, şimdiki genç arkadaşım gibi, belki daha da gençken, böyle bir hayatın içine atıldım. Ve o kadar sevdim ki arkadaşlar, neyi sevdim? Şimdi Şişecam planlamada çalışırken, kurumsal bir yapının içinde iyi bir şeyler yapıyorsanız şirket yapıyor oluyor, kötü yaparsanız sizin oluyor. Yani böyle bir kaybolma durumunuz oluyor. Ben kaybolmayı sevmiyorum. Ben öne çıkmayı seviyorum. Ben cezasıyla ödülüyle bir şekilde fark edilmeyi seviyorum. Yani cezası varsa da çekeyim, ödülü varsa da alayım. Yani böyle ne yapmış, kim yapmış, işte bir fizibilite var, planlama yapmış gibi bir şey benim rutinimle, benim bünyemle örtüşmüyor. Bir şey yapalım, kendimiz yapalım, özümüz yapalım diye hareket ederek bu Benetton'ları kurduğumda, bütün bu enerjimi de bu mağazaya verdiğimde de böyle bir başarı öyküsüne dönüştü. Dünyadaki 7000 Benetton'dan ilk 3 mağazam ilk 3'e girdi. Ve Luciana Benetton da geldi, elimi sıktı. İtalyanlar da çok sert el sıkıyorlar böyle. İşte yaşta 30'larda falan böyle birisi de gelip merkezden, şunu, bunun için anlatıyorum, motivasyon ve heyecan için anlatıyorum. Yapınca ben bu işi çok iyi biliyorum, şahane biliyorum. Dünyada benden bunu işi iyi bilen birisi yok.
o zaman ben kendi markamı yaratacağım. Nedir bu başkasının yarattığı markayı alıp satmak gibi? Cahil cesareti, gençlik cesareti. İyi ki doğmuş bir şeyin içine girdim ve 1992 yılında Kaşmir İpek Alanı'nda böyle bir boşluğu hissederek bir marka yaratmak kaygısı ve isteğiyle Çin'in İç Moğolistan yollarına düştüm. İşte orası biraz kan, ter, gözyaşı. İki çocuğum var ve ben böyle Pekin'e gidiyorum. Pekin'den 18 saat trenlerle İç Moğolistan'a gidiyorum. Trenlerle gidiyorum, tükürük kapları üstüme boşalıyor. Çocuklarımı özlüyorum, hiç ortada bir şey yok. Kimsenin Kaşmir beklediği yok. Bu markanın başarılı olmasına dair en ufak kimsenin inancı yok. Beni çok fazla destekleyen eşim ve sevgili arkadaşım Selmin Korman'ın bana inanması dışında bu işe yapmamı çok saçma bulan insanlar var. Çok anlamsız bulan insanların ortasında ben böyle gidip böyle bir markaya ihtiyaç var inancıyla gidip bu yatırımı yaptım. Ne yaptım? 6 ay içinde bütün Benetton mağazalarım ilk parayı verene, hiç abartmıyorum, gerçekten öyle ilk parayı verene verip devredip Çin'de, İç Moğolistan'da bir yatırım yapıp bir Kaşmir Entegre Tesisi'nin bir bölümü olan Kaşmir Fabrikası'na ortak oldum. O zamanlar Çin'de büyük gözlü kimse yok. Sadece ben varım büyük gözlü ve etrafım hakikaten çember alıp resim çekiyorlar falan. Televizyon dışında görmemişler. Benim de gözlerim daha da büyük o zaman tabii. Şimdi çöktü biraz. Ama hakikaten böyle bir Çin. Çin yabancı. Türkiye'den giden hiçbir şirket olmadığı gibi Avrupalı Amerikalılar da çok yeni yeni gidiyorlar. İnandım çocuklar. Yani inandım. Böyle dedim bir marka ben istiyorum. Böyle bir marka alırdım ben. Neye böyle bir marka yok? Kaşmir, İpek sadece yani sadece aristokratların mı olmalı? Hayır. Kentli eğitimli A ve B grubu da hak ediyor. Sonuna kadar gittim. Hiç peşini bırakmadım. Başında hiç kimse inanmazken ekibim yavaş yavaş büyüttüm. Ekibe çok inanıyorum. Bu passion'ı, bu tutkuyu, bu heyecanı paylaştım. Ekibime de yansıttım. Onlar da benim önüme geçerek inanmaya başladılar. Markayı onlar sahiplendiler. Zaten bir marka yarattığınız zaman onu yaşatan, onu yaratan insanlar oluyor. Onlar inandığı zaman artık siz, büyük bir kısmı bu yani. Büyük bir kısmı bu işin. Size inanan, sizinle birlikte gönlünü ve beynini hesapsızca bu işe koyacak insanlar bulduğunuz zaman bu iş gidiyor. Belki ikinci bir bölüm olmadan önce şöyle tamamlayayım. 24 Mart itibariyle 154 satış noktamız var. %40'ı yurt dışında olmak üzere dünyanın en seçkin alışveriş merkezlerinde, alışveriş noktalarında. İpek Kaşmir ve Kaş İpek denince Google'da öyle anlatayım, öyle daha güzel oluyor. İlk üçe kesin her dilde giriyoruz. İnternet sayfamızla çok ciddi bir satış yakalıyoruz. Mağazalarımız, cornerlarımızda da yakalıyoruz. Markamızın da orta vadede ki bunu ben 10 yıl olarak belirledim. Şöyle parantez açayım. Yurt dışında mağaza açmak dünya markası olmak değildir. Her ne kadar sağ olsunlar bizi birçok mecrada dünya markası olarak tanımlıyorlar ama ben hala dünya markası değilim diyorum. Çünkü yurt dışında mağaza açmak dünya markası olmak değildir. Sizin olmadığınız, tanınmadığınız ülkelerde de sizi talep etmeye başladıklarında bildiklerinde dünya markasınızdır. Ben 10 yıl içinde Silken Kaşmir'in gerçek bir dünya markası olacağına sadece inanmadım. Bu işe stratejik plan yaptım ve belki basında okumuşsunuzdur. Yanıma da bir güçlü ortak aldım. Devam ediyorum. Yolumuzun açık olduğuna inanıyorum. Tutkularınızın, düşlerinizi peşinden gidin. Onları projelendirin. Doğru ekiplerle buluşturun. Heyecanınızı hiç kaybetmeyin diyorum. Teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Çoğunuz Ankara'dan gelenler beni tanıyorlardır ama yine de tanımayanlar, bilmeyenler için bir kısa bir giriş yapmak istiyorum. Ben Big Chefs olarak şu anda buradayım. Ama daha önce Ankara'ya kazandırdığım pek çok başka markalar da var. Ama İstanbul'a gelerek tabii daha ulusal bir marka olduğu için Big Chefs bugün daha fazla söz ediliyor. Benim hikayem Ayşen Hanım'ın eğitim dönemine çok benziyor. Benim de babam doktor. Benim de girişimci olmamı hiçbir zaman desteklemedi. Ben de ODTÜ işletmeyi bitirdikten sonra işte bir dönem Amerika'ya gittim. Sonra geldim. Çok iyi bir savunma sanayi şirketinde
müthiş bir maaşla, Ankara şartlarında çok iyiydi o zaman. İyi bir işe başladım. Sonra ben bir gün, yok ya ben girişimci olmak istiyorum, benim hayalim bu değil. Ben zaten yemek yapmayı çok seviyorum, sofra kurmayı çok seviyorum. Ben kafe açacağım dediğimde hakikaten babam yani 20 tansiyonla falan hastaneye kaldırdık. Yani o durumdaydı. Mümkün değil. Yine dükkan açıyordu, ben çay çorba satacaktım. Hani benim durumum daha da vahim. Hayır, o zaman bir de restorancılık genelde hakikaten bu kadar eğitimli insanların girmediği yıllar, sene 1994'ten bahsediyorum. O zaman işte hala hani çok alttan gelen, belli bir eğitime sahip olmayan, ikinci, üçüncü nesildir restorancılık yapan kişilerin elindeydi. Ankara'da, keza İstanbul'da da böyleydi. Yeni yeni kurumsal şirketler daha çok yani bu dünyada yer almaya başladılar. O zaman işte 1994 yılında ilk kafemiz başladı. Kafemiz Ankara'daki ilk kafedir. Ankara'nın literatürüne cappuccino'yu, cheesecake'i, efendim krepi bizler soktuk. Hakikaten bunlar şimdi hayal gibi gözüküyor ama öyleydi. Yani şu anda tabii çok küçüksünüz ama siz biliyorsunuz. Hani sizler bilmiyorum hangi yaşlar? 94. Yani 18 yıl olmuş, epey bir zaman tabii. Sizler bugün üniversite herhalde çok küçüktünüz. Belki annelerinizin elinde falan pazar günleri kahvaltıya, brunch'a gelmişsinizdir. Kafemiz, ardından cookie, yani bunlar hep bizim yarattığımız, yani ben marka yaratmayı çok seven biriyim. Bir markayı belli bir yere getirmeyi çok seven biriyim. Ama o dönemdeki şanssızlığımız tabii Ankara'da kalmak oldu. Onun için kafemiz, cookie Ankara'da kaldılar ama Ankara'da da hala çok iyi yani noktadalar. Hala kafemiz bir klasiktir. Sonra Quick China geldi. Quick China İstanbul'a gelmeyi başaran bir marka oldu. Ardından böyle yumurtayı farklı sepetlere koyalım, hadi 3 tane marka yarattık ama biraz da bir moda işini deneyelim mi diye bir DKNY'ın Ankara temsilciliği maceramız var filan. Yani 2005 yılına kadar şöyle söyleyeyim, 94'te 2005 yılı arası Ankara'da iki genç ortak çok başarılı işlere imza attık. Ankara'nın sosyal hayatını çok değiştirdik. Ama işte bazen iş hayatında böyle her şey tam böyle yükselen bir trende gitmiyor. Böyle benim bir dibe vuruş dönemim var. Zaten sonra işte bu Kagider'in 2009 yılında Yılın Kadın Girişimcisi ödülü almam, daha sonra Ekonomist'te Yılın İş İnsanı ödülü almam, bütün bunlar işte bu ikinci girişimcilik dönemim sayesinde oldu. Çünkü ben evet, daha önceden Ankara'da yeni olmayan bir şeyleri yapmıştım, bir takım şeyler yapmıştım ama daha sonra Big Chefs sonunda evet başarılı bir zincir oldu, belli bir noktaya geldi. Ama hani çok büyük bir niş yaratılmış bir şey değil yani. Mevcut restoranlara, mevcut kafelere farklı bir yorum, daha iyi servis, daha detaycı bir tarza yaklaşım oldu. İşte çay kahve sunumlarında biraz bir kadınca dokunuşlar oldu, bir açık mutfak. Ama asıl hikaye şöyle, yani 2005 yılında benim eski ortamdan ayrılmam, eski ortağım aynı zamanda eski eşimdi. Benim böyle bir dibe vuruş dönemim oldu. Hatta bunu bir gazete röportajında şöyle anlatmışım ben. Ben onu çok bilmiyorum ama böyle çok hararetli bir konuşmaydı. Hayatım alt üst oldu ama altın üstten daha değerli olduğunu anladım diye benim bir söylemim var. Bunu da burada söylemek istiyorum. Çünkü o dönemde her şeyimi sıfırlamak zorunda kaldım. Yani bütün hepsini eski eşime bırakmak zorunda kaldım. Ben o zaman iyi bir girişimciymişim ama iyi bir iş kadını değilmişim. O gençliğin romantizmiyle işte hisseler, şirket falan çok önemli gibi gelmiyormuş. Ama şimdi işte avukatım olmadan adım atmıyorum. Artık neye imzalarsam elimde telefonum. Yani bunlar tabii hepsi birer tecrübe. Yani sizlere de bunu anlatmak istiyorum. Ailenizle de, kardeşinizle de, eşinizle de kimle iş kuruyorsanız kurun, baştan sağlam temellerle kurun. Hani o ilk romantizm her zaman öyle gitmiyor ve bir anda hakikaten allak bullak olabiliyorsunuz ki ben bunu çok iyi yaşadım. 2005 yılında iki tane oğlumla birlikte hayatımı sıfırladım. Babam o yıllarda emekli bir doktor, kendi yanında kavruluyor, bana bir sermaye verecek durumu yok. Ablam akademisyen, o da profesör doktor. Hani bizim aile böyle bir girişimcilik hikayesi de olmadığı için beni o dönemde anlayacak kimse de yok. Bana dediler ki bu kadar iyi tecrüben var, sen çok iyi bir yiyecek içecek müdürü olursun. Otellere başvur. Yani ailemin beni yönlendirmesi o dönemde öyle oldu. Çünkü çocuklarıma da bakmam gerekiyor, tekrar ayağa kalkmam gerekiyordu. Ama ben inandım, hayır ben bu geçmişte bunları yaptığıma göre tekrar yapabilirim. İyi bir fikrin olursa
sermayeye de erişebilirsin diye düşündüm. Ve işte sizin bu sıralarda belki bir daha ne zaman kullanacağım dediğiniz o iyi bir iş planı hazırlama, iyi fizibiliteler yapma, işte o zaman benim ne kadar işe yaradığım ortaya çıktı. O zamana kadar hiç kullanmamıştım bu arada. Bakın 91 yılında ODTÜ'den mezun oldum. Gittim, geldim. İşte 94 yılında bunu kurduğumdan itibaren 2005 yılına kadar hiç kullanmadığım bilgileri iyi bir iş planı hazırlayarak bankalarda finansman arayışına girdim. Tabii o zaman biraz daha şanslıydık. Hani bankacılık bu kadar katı değildi. O krizi yaşamamıştık, o aradaki krizi. 2005-2006 yılı oldu. 2006'nın sonuna doğru. Ben insan biriktirmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Onun için işte bu arkadaşlıklar çok önemli. O dönemde de bana el uzatan yine ODTÜ'de birlikte okuduğumuz ve benim bu kredileri aradığım dönemde kredilerden sorumlu bir bankanın genel müdür yardımcılığına kadar yükselmiş bir arkadaşım bana çok yardım etti. Benim geçmişte yaptıklarımı inanarak hakikaten o bankanın genel müdürüne kadar çıkarak onların risk almasını sağladık. Ama banka genel müdürü, yani şimdi ismini vermeyeceğim ama bana çok önemli bir söz söylemişti. Gözünüzdeki pırıltıya ben inandım. İşinize olan inancınıza inandım ve biz banka olarak bu riski almaya karar verdik diyerek ben o zaman 2006 yılında 600 bin liralık bir kredi aldım arkadaşlar. Ve Big Chefs'i Ankara'da işte açık mutfak konseptiyle tekrar kurduk. Ben de Ayşe Hanım'a çok katılıyorum. İnanmış bir ekip çok önemli. Orada da benim böyle çok iyi bir dava arkadaşlarım vardı, ekibim. Hala da hep birlikte çalışıyoruz bu kadar büyüdüğümüzde de. 2006'da başladık. 2006'da çalışmaları başladık. 2007'de ilk Ankara'da açtık. Bugüne geldiğimizde 13 noktaya ulaştık. 7'si İstanbul'da olmak üzere, 3'ü Ankara'da, işte Antalya, Mersin, şimdi Bursa'yı açıyoruz. Yurt dışı projelerimiz var, işte benim bir hayalim vardı New York. Çok sevdiğim, işte bir dönem orada da yaşadığım için. Orayı açmak için gittim, yerler buldum. Şimdi orayla işte yeri açmak için büyük çalışmalar içindeyim. Yani bu sene onu da gerçekleştirmek istiyorum. İşte bize de yavaş yavaş fonlar geldi, stratejik ortaklar geldi ama biraz daha zamanımız olduğuna inanıyorum. Biraz daha büyüteyim ama ben de yanıma çok güçlü bir ortak alarak finansal açıdan dünya markası yapmak istiyorum. Bir yandan da başka markalar, yine gıdada çalışıyorum. Yani Ankara'da bir tane kurduk ama o çok şubeleşecek bir şey değil. Rafineyi belki biliyorsunuzdur. Ama onun dışında yine şubeleşebilecek, daha hızlı büyüyebilecek başka konseptler üzerinde de çalışıyorum. İçimdeki istek hiçbir zaman bitmiyor, bitmeyecek de. Zaten bittiği günde bir girişimcinin herhalde hayatının sonudur. Her zaman hani bir gün bitiyor, bugün ne yaptım, yarın daha iyi ne yapabilirimle hep yola çıkıyorum ve hep düşünce tarzım öyle. Hatta bugün gelirken bir gazetede okudum, çok da güzel. Robin Sharma'nın galiba bir sözü, Reha Muhtar, Vatan'da yazmıştı köşesinde. Aslında benim hayatıma çok uyuyor. Demişti ki o, bir sürahi kırıldığında, içindeki o kapalı veya bir testi kırıldığında, içinde kapalı olan o değerli su veya içecek neyse o ortaya çıkar. Aslında bende de öyle oldu. Ben de yani o 2005'teki o dibe vuruşumda, İçimdeki belki de gücü keşfettim. Aslında iyi de oldu belki. Hani tekrar çıktığımda kendime daha güvenli, neler yapabileceğimi farkında olarak, içimdeki gücü fark ederek, işte insan biriktirmenin önemini anlayarak, çok büyük dersler alarak çıktım. Yani yine düşebilirim. Tabii ki istemiyorum ama hayatta her şey insanlar için. Yani neler geleceğini bilemiyoruz. Ama tekrar çıkabilmeyi becerebilmek lazım. Bir girişimcinin en önemli özelliği de bu. Ben de Ayşe Hanım'a katılıyorum. Girişimcilik doğuştan geliyor. Bununla farklı tezler olsa da, yani bir insanın yapısının eğer çok sağlamcı, çok risk alamayan yapıda biriyseniz, ne yaparsanız yapın girişimci olamıyorsunuz. Teşekkür ediyorum böyle keyifli bir gruba. Girişimci olmak üzere veya profesyonel anlamda da belli bir yerlere gelmek üzere kalkıp Ankara'dan gelenler var, buradan katılanlar var. Bunlar çok değerli, bunların keyifli sürün, bunların değerini bilin. Yani bu bilgilerin çok önemli olduğunu inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdilik böyle.
Herkese merhaba. Öncelikle teşekkürler daveti için. Ben ilk önce Bilkent'ten daveti olduğunu görünce hemen kabul ettim. Çünkü Bilkent'leri çok seviyoruz. Şirketimizde bayağı bir Bilkent mezunları var. Hatta aramıza katıldı senin şimdi, o da geldi bugün. Şimdi aslında ben yeni girişimciyim. Yani iş hayatında sadece 2,5 yıl tecrübem var bir şirket yöneten ve girişimci olan. Ben aslında daha önce daha çok profesyonel hayattaydım. Belki biraz Ayşen'e benziyor. New York Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra çeşitli şirketlerde çalıştım. Deloitte & Touche, Procter & Gamble, Altria gibi. İlk önce Türkiye'de başladım. Sonra İsviçre'de bir yıl çalıştım. Sonra şirket beni Japonya'ya yolladı. Japonya'da çalıştım. Ardından Hong Kong'a yolladılar beni. Hong Kong'da çalıştım. Sonrasında tekrar Amerika Genel Müdürlüğü'ne yolladı, P&G'de. Ve orada çalıştım. Panelde de söylemem, sormaz yani. Ama bir 7 yıllık... 7 yıllık corporate deneyim vardı. Farklı ülkelerde, farklı şirketlerde. Ardından tekrar okul hayatına geri dönmeye karar verdim. Ve aslında ben yani çalıştığımda her zaman hangi işte çalıştıysam da, hangi şirkette çalıştıysam da her zaman hedefim o sektörde, o şeyde ilerlemekti. Mesela P&G'de çalıştığımda P&G'nin CEO'su olacağım diye iddiam vardı. Yani hep böyle her yaptığım işi en iyisini yapmak, en fazlasını yapmak, kendimi çok geliştirmek, fazlasıyla hani performansımı göstermek ve daima kendimi geliştirdim. Ve sonrasında babam aslında girişimciydi, bir iş adamı. Farklı ülkelerde, şirketlerde ve real estate üzerinde işler yapmıştı. O yüzden ben aslında yurt dışında çok yaşadım. O yüzden Türkçem için özür diliyorum şimdi de. Çoğunlukla Türkçe konuşmaya çalışacağım. Okula gittim. Sonra benim hayalimde Harvard'a gitmek vardı. Harvard'a kabul oldum. Sonra Harvard'a gittim. Ve ben ilk yılımda asıl girişimci olmak istediğimi orada daha bir anladım. Ve orada mesela her hafta o okulda çok farklıydı. Çünkü girişimciye çok teşvik ediyorlardı öğrencileri. Ve aslında 3 yıl önce ben sizlerin yerini konumdaydım. Yani ben de konferanslara katılıyordum. Ve girişimciler geliyordu çok kampüse. İşte örneğin bizim iş modeli yapan Guild.com'un 2 girişimci de Harvard mezunuydu. Onlar geldiler. İşte başka bir sürü işte Hulu.com'dan tutun, YouTube'un kurucusu, bir sürü girişimci ve özellikle internet sektöründe kampüse geliyorlardı. Ve benim için çok güzel bir deneyimdi. Çünkü direkt onlarla görüşebiliyordum. Direkt onlardan o deneyim almak vesaire. Ve ben her zaman aslında düşünüp bakıyorum. Çalıştığım şirketlerde de bir şekilde girişimci olmuşum. Çünkü Japonya'yı hayatımda görmemiştim, hiçbir şey yapmamıştım. Şirket burada bir proje var, gider misin dediğinde bavullarımı toplayıp hayatımda ilk defa Japonya'ya gittim. Aslında bu da bir girişimcilik. Çünkü benim için her şey yeniydi. Orada şirketin ihtiyacı vardı bana. Ben tamam deyip gittim mesela. Ya da işte Hong Kong'da bir araştırma için gerekiyordu. İşte Çin'de lansman yapacaktık bir ürünü. Yolladıklarında ben yine tekrar her zaman yeni maceralara hep okey dedim. Ve girişimcilik aslında bu demek. Yani öğrenciyken de girişimci olmuşum. Çünkü şimdi düşünüyorum. Ben New York Üniversitesi'nde okuyunca bir sürü kulüpleri yeniden baştan yarattım. Kulüpler vardı. Yani o yüzden hep böyle öğrencilik hayatımda profesyonel iş hayatımda bir şekilde oldum. Sonrasında Harvard'dayken de o zaman karar verdim. Yani kesinlikle ben girişimci olmaya hazırım. Yeterince donanım oldu profesyonel hayatta. Çünkü ben finansa çalıştım. İş geliştirmede, planlamada ve pazarlamada. Ve o yüzden de bir girişimcinin aslında bütün alanlarda da birazcık tecrübesi ve bilgisi gerekiyor. Yani direkt kendin finans yapman gerekmiyor. Sonuçta önemli olan doğru, iyi finansçıya işe almak ama onu yönetmek için de finansı bilmeniz gerekiyor. Ve bir şekilde artık o zaman kendimi doğru hissettim. Zamanın olduğunu fark ettim ve Türkiye'de bir boşluğun olduğunu gördüm. Ben bir sürü ülkelerde yaşadığım zaman hep internetten alışveriş yaptım. Ben modayı çok seviyorum. Beni tanıyan arkadaşlarım da hep böyle bir ülkeye gittiklerinde hep sorarlar. İşte şuraya gidiyorum, ne alayım, nereden alışveriş yapayım diye. Modayı her zaman hayatım boyunca çok sevmişimdir. Ve internetten de alışveriş yapmak zorundaydım aslında. Çünkü çok çalışıyordum. Hafta içi ben işten çıktığımda bütün mağazalar kapalı oluyordu. İşte hafta sonları da zaten çalışabiliyordum ve vaktim olmuyordu. Ve internette ben aslında ilk kullanıcılardanım belki e-ticarette.
moda anlamda ve guild.com'un mesela ilk kullanıcılarındandım ve bu işleyişin özellikle Türkiye'de çok iyi işleyeceğini düşündüm. Çünkü Türkiye'de modayı daha ulaşabilir hale getirmek gerekiyordu. Çünkü çok Türk markaları vardı fakat şunu görüyordum, Türk tasarımcıları internette satılmıyordu. Ben Türk tasarımcılarına hani çok inanan ve çok başarılı olabileceğine inanıyordum ve bir platform olarak Türk tasarımcılarını alabileceğiniz nokta olmuyordu. Çünkü bir tasarımcı olduğunda Türkiye'de yani kendi mağazalaşamıyorsan yani ya da wholesaler yani retailerlara perakendeye giremiyorsan çok da fırsatın olmuyor. Yani İstanbul'da, Galata'da, Nişantaşı'nın bir butik haricinde çok da fazla satış fırsatın olmuyor. Ve o yüzden biz aslında Trendyol'u ilk kurduğumuzda Türk tasarımcıları satarak kurduk. İlk günümüzde, ilk kampanyalarımızda ve biz onları destekleyerek de kurduk ve o şekilde fark yarattık. Modayı Türk tasarımcılarına daha ulaşılabilir hale getirdik. Çünkü İstanbul'da yaşamıyorsan da onlara ulaşmanın hani bir faydası olduğunu ve bir ihtiyaç olduğunu gördük. Ve o şekilde biz aslında yavaş yavaş büyüdük. İlk aylarımız, aslında yavaş yavaş demem çok yanlış oldu çünkü 2 yılda 4 ofis taşıdık ve şu an 800 kişiye yakın ekibimiz var. 4.7 milyon üyemiz. O yüzden yavaş yavaş denilmez aslında ama belki Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi olduk. Ama yani hep böyle stratejik olarak adımlarımızı attık. Örneğin işte ilk çıkışımızı moda olarak kendimizi farklılaştırdık. Türk tasarımcılarla farklılaştırdık. İsmimiz de sitenin tasarımıyla hep farklılaştık. İşte yabancı mankenler kullanan ilk e-ticaret sitesi olduk. Ondan sonra Facebook'ta ilk sanal mağazasını açan şirket gibi. Kendi moda markasını yaratan. Şu an bizim 5 tane kendi moda markamız var. Ve hep böyle stratejik olarak adımlar attık. Ve bugün 4.7 milyon üyeyle çok ciddi hacimlere ulaşıyoruz. İşte her 3 saniyede bir ürün satıyoruz. Yeni işte depomuzu 8 ay önce kurduk ve aslında dedik ki tamam bize 3 yıl yeter bu dediğimizde aslında şimdi bakıyoruz ki ikinci depoyu artık arıyoruz ve çok da hızlı ilerliyor. Ve aslında benim girişimcilik deneyimlerimde gördüğüm şey şuydu. Çok çok tutkulu olduğunuz işleri yapmanız gerekiyor. Mesela işte Ayşe'nin de bahsettiği gibi, Gamze'nin de bahsettiği gibi aslında onların da tutkularından bahsettiler. Benim de tutkum moda. İnterneti de çok seviyorum ve orada bir ihtiyaç vardı. Yani hem tutku, kendi tutku olduğunuz şeyle hem de insanların ihtiyaçları olan şeyler. Çünkü nasıl işte silk ve kajmir daha ulaşılabilir hale getirmek? Çünkü orada bir istek var aslında. Ya da işte sosyal hayatta güzel kafeler, güzel deneyimler yaratmak. Burada da aslında bir ihtiyaç vardı. Bazen işte girişimci arkadaşlar geliyor işte çünkü aynı zamanda melek yatırımcılık yapıyorum ve bazı fikirler var. Çok güzel sound edebilir, çok güzel şey oluyor ama orada bir ihtiyaç var mı? Yani her zaman ona da çok bakıyorum. Tabii ki çok düz mantıklı değil. Çünkü mesela Henry Ford'un çok güzel bir sözü vardır. İşte tüketicilere ihtiyacı ne olduğunu sorduğunda hızlı koşan at demişlerdi. Hiç araba ya da ulaşılabilir fiyatlarda araba dememişlerdi deniyor. O yüzden inovasyon da tabii ki çok önemli ama her zaman tüketici tarafında düşünülen ihtiyaçlar da gayet önemli oldu. Ve bence o çok önemli. İlk önce tutkulu olduğunuz iş, ihtiyaç olan ve consumer tarafında bir traction yani bir istek olacak ve o şekilde büyüyecek işler çok önemli. Ve ihtiyaçları şöyle anlatabilirim. Mesela bizim müşteri hizmetlerini arayanlar var. İşte diyorlar ki işte örneğin şu kasabada veya işte şu köyde yaşıyorum. Haftada bir kargo geliyor. Orada bir elbise aldım. İşte perşembe günü kargo geliyor. O günü denk getirebilir misiniz deniliyor. Yani demek ki gerçekten ihtiyaç var. Ya da işte İstanbul dışındaki satışlarımızın çok daha hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Çünkü orada markalara ulaşmalarına bir ihtiyaç var. Ya da marka tarafından taleplerimizi görüyoruz. Markalar da aslında bizim müşterimiz. Nasıl biz üyelere bir ürün satıyorsak markalar için de bir hizmet sunuyoruz. Markaların artık kendinden bize gelip bizde satış yapmak istemekleri veya da biz direkt üreticilere gidiyoruz örneğin. Türkiye'de satış olmayan, çünkü Türkiye'de şunu gördük çok tekstilde, bayağı bir fason kişiler var ya da işte büyük markalar için üretim yapıyorlar veya kendi markalarına
başka ülkelere satıyorlar ama Türkiye'de markalaşmamışlar. Ve orada da aslında bir işletmecilerin ihtiyacı olduğunu gördük. Ve biz aslında yine bir fark yaratarak direkt onlarla satış yapmaya başladık. Ve Trendyol insanlar diyor işte yeni marka ulaşıyorum. Aslında bu markalar var fakat Türkiye'de markalaşamamışlar. Kaliteleri vesaire çok iyi ama o platformu ya da o olanakları, o sermayeye ulaşamamışlar. Ve o şekilde orada da bir ihtiyaç karşılıyoruz. Ve bunlar çok önemli. Bir tabii ki yatırım. Biz bugüne kadar 50 milyon dolar yatırım aldık. Ama yatırımın da sadece miktarı değil, kimden gelmesi çok önemli. Biz çok seçici davrandık. Çok fon bizimle ilgileniyordu. Ve biz bu anlamda çok ciddi know-how olan bir fonlar seçtik. Kleiner Perkins, Google, Amazon, Twitter, Square'in yatırımcısı bize yatırım yaptı. Aslında genelde Amerika dışına yatırım yapmazlar. İlk defa Türkiye ve Orta Doğu ve Avrupa'yı da hiç yapmazlar. İlk defa böyle bir şey yaptılar. O yüzden sonra Trendyol çok hani global dergilerde, gazetelerde çok yer aldık. Wall Street Journal'dan tutun, Economist'ten tutun, Fortune tutun. Yani tüm dünyada yer aldık Presto'ya. Ve bunlardan nedeni artık Tiger Global diye bir yatırım fonu var. Onlardan da yatırım aldık. Onlar da Facebook'tan tutun, 360 Buy, India'nın en büyük e-ticaret sitesi, Çin'in en büyük e-ticaret sitelerinden tutun bütün hepsine yatırım yapmış bir fon ve bize ciddi know-how katıyorlar. Bu know-how'la mesela bizim için işte en iyi şekilde sistemleri, örneğin supply chain'i nasıl kuruyorsun? İşte en iyi markalaşma yolu nedir? En efficient işte üyeleri kazanmanın ya da CRM'in ya da loyalty'nin bütün bu know-how'lar katılıyor. O yüzden çok önemli. Doğru sermayeyi, hani doğru fonlardan o smart money dediklerini almak. Ve yani Trendyol başarısında aslında bunlar var. Yani çok hani tutkulu ve biz ekipte de yani çok tutkulu kişilere genelde ekibimize katıyoruz. Ve herkesin aslında oradaki bir girişimcilikte rolü var. Tutkulu olmak derim. Ondan sonra ihtiyaçlar ve doğru sermaye derim. Tabii ki de çok çalışmak. Yani girişimcilik hiç kolay değil. Yani belki de böyle çok şey gibi görünebilir. Hani iş hayatı zor, işte başka şirketlerle çalışmak vesaire ama girişimcilik hayatımda yaptığım yani gerçekten en zor işte. Ben işte P&G'de çalıştığımda ya da Deloitte'de çalıştığımda onların hani çok zor olacağını ya da projelerini zannediyordum ama gerçekten çok çok zor. Ayşen Hanım da bahsetti mesela gidiyorsun Çin'e tek işte yabancı oradasın işte aileni özlüyorsun. Ben de mesela ben aynı zamanda hem evlendim hem Trendyol kurdum aynı ay içerisinde gibi ve çok zor bir şey. Ama zorluğun da şu, yoğunluğu zor. Ondan sonra sürekli bir challenge var. Örneğin işte biz büyüyoruz, diyoruz ki tamam bu yeterli, işte müşteri hizmetleri yeterli, satış yükseliyor, bir anda müşteri hizmetleri yetmiyor ya da finans yetmiyor ve sürekli bir bir challenge var. Ama o challenge'lardan zevk almanız gerekiyor. O yüzden tutkulu olduğunuz işleri yapmak gerekiyor. Benim için bir tutku olduğundan dolayı tabii ki hani bunları çok severek yapıyorum ve iş gibi gelmiyor. Ve önemli olan da o bence. Yani girişimci yani bunu iş gibi değil, hayatı gibi görmesi. Ve yani her sabah kalktığınızda da o tutkuyla o işi başlamak, o her zaman daha fazlasını yapmayı istemek ve trendy olarak da o yüzden biz sürekli daha fazlasını yapmak istiyoruz ve daha fazla şey yapıyoruz. Örneğin işte geçen hafta yeni bir sitemizde daha açık. İkinci yılımızda ikinci site şeklinde modagram.com ve orada da yine bir inovasyon getirmeye çalışıyoruz. O şirkette de mesela o da bir girişim. Aslında Trendyol'un içinde de ve sürekli orada da aynı stratejileri uygulayarak ve ihtiyaçlara göre ve mesela onu lanse ettiğimizde de yine bir ihtiyaç gördük. Nasıl Trendyol'da bir markaların ya da üyelerin ihtiyaçlarını karşılıyorsak Modagram'da farklı ihtiyaçları olduğunu ve orada da yine pazarda bir bir boşluk olduğunu gördük ve Moda'ya da daha farklı şekilde farklı tüketicilere ulaşabilir hale getirmek ve yani en önemlisi olan da bütün hani her şeyin sonunda da gerçekten bütün baktığınızda çok çok iyi bir ekiple kendi çevrenizde oluşturmak. Mesela o çekirdek ekibimizle başladık ve o çekirdek ekibin bütün hepsi aslında çok büyük rolleri oldu ve girişimci onların ve o ekibin daha da genişlemesi, daha da talent katılması. O yüzden ben üniversitelerde konuşmalar yapıyorum çünkü bizim için çok önemli ekip ve çalışan ekiplerimizin de farklı vizyonlarıyla, öğrencilerin fresh bakışlarıyla
İşte internette çünkü aslında gençlerin, işte daha genç tüketicilerin alışveriş yaptığı şey segment oluyor. O yüzden bizim için o ekibin büyümesi, işte ekiplerin gençlerin daha fazla katkılı bulması gayet çok önemli. Ve girişimci olduğunda da hep ekibe çok önem vermek lazım. Ve mesela kendi alanınızda sizden daha iyi bilen kişiler çalışmak. Mesela örneğin teknikte bizim ekip tabii ki benden daha çok daha iyi bilebiliyor tekniği. O yüzden mesela bulabileceğiniz en iyi teknik ekibini bulmak lazım. İşte bulabileceğiniz en iyi finans ekibi, pazarlama ekibi, merchandising ekibi ve kendinizi sürekli böyle kişilerle surround etmek ve o şekilde şirketi daha da büyütmek gerekli. Benim deneyimlerim bu kadar şu anda. Melek yatırımcı olarak da çok keyif alıyorum. Peak Games diye bir sosyal oyun şirketine yatırım yapmıştım. Şu anda orası da 200 kişi oldu. İşte 5 ofisimiz var. Amman, Berlin, Ankara'da, ondan sonra İstanbul'da, Ankara'da yazılım ofisimiz var. Ve şu anda dünyada 4. büyük sosyal oyun şirketi olduk. 30 milyon dolar yatırım aldık o şirkete de. Ve o şirket de aynı şekilde gençlerle yine recruiting yapıp o şekilde büyüyoruz. Ve çok da hani keyif alıyorum. Çünkü başka girişimcileri de desteklemek adına aslında ben melek yatırımcılığı yapmasını seviyorum. Ama melek yatırımcılığı yaptığımda da şeye bakıyorum, yani girişimcilikten önce gerçekten hazır olmak lazım. O temeli oluşturmak lazım. Yani o eğitiminizde, işte iş hayatınızda, farklı tecrübelerle bunların çok çok önemli rol olduğunu görüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Benim bu konuşmalardan gördüğüm, sabahki oturumdan gördüğüm herkes sevdiğin işi yap diyor. Tutkun neyse, neyi seviyorsan onun peşinden git. Gerçekten insanın sevdiği işi yapması, başarılı olmasının ön koşulu. Bunu da bir daha bu oturumda gördük ve çok mutlu olduk. Şimdi sizden sorular varsa konuşmacılarımıza sorabilirsiniz. Tabii tabii. Unutmamak için ayımı kucağıma aldım. Ne diye merak ediyorsunuz koca kadın bu? Çocuk özlemi falan değil. 25 ve 21 yaşında iki çocuğum var. Çocuklar, bir boyutu hep atlamaktan korkuyorum. Her ne yapıyor olursanız olun, hayatın her alanında sosyal sorumluluk hiçbir zaman ihmal etmemeniz gereken bir konudur. Beceriniz, yeteneğiniz, merakınız doğrultusunda her yaştaki insanın böyle bir ülkede yaşıyorsak bir sosyal sorumluluğun bir ucundan tutması gerektiğine inanıyorum. Maalesef bunu bazen ben de atlıyorum. Onun için böyle şimdi unutmamak için sıkı sıkı tuttum. Bu bizim iyi kalpli Kaşmir ayıcıklarımız. Yaklaşık 3 senedir bütün Silken Kaşmir'in 154 satış noktasında dünyada satılıyor. Sadece karı değil, bütün geliri bize kendisini anlatan, duyuramamış, böyle çok büyük hale gelmemiş sosyal projelere gidiyor. Bir körlerin konserine olabiliyor. Bir köydeki internet kafeye olabiliyor veya bir küçük çocuk yuva kurmak isteyen genç bir girişimciye katkı olabiliyor. Gelip kendilerini bize web sitemizde anlatıyorlar. Ben de bugün en güzel soruyu soranlara, ilk 10 veya aralarındaki 10 hocamın seçeceği arkadaşa onların adına bu yatırımı yapacağım. Teşekkür ediyorum. Önce kendinizi tanıtırsanız seviniriz. Merhaba. İnanç Alımcı ismim. Öncelikle hoş geldiniz. Bir esnaf çocuğu olarak ve ticaretle uğraşmak istediğim için birkaç sorum olacak. Öncelikle Gamze Hanım'a bir sorum var. Bir dükkandan veya bir kafeden birkaç markaya, birkaç dükkana diyelim sahip oldunuz, doğru yol aldınız. Burada büyümenin ve işi kontrolün püf noktaları nelerdir? Diğer bir sorum da Ayşen Hanım'a olacak. Çalışanlarımız markayı sahiplendi ve inanmış bir ekip kurduk dediniz. İnanmış bir ekip kurmanın
yine püf noktaları nelerdir? Teşekkürler. Şimdi tabii hizmet sektöründe büyümek çok kolay değil. Hizmet sektöründe büyümek çok kolay değil. Doğru standartları koymak, doğru ekiple yol almak çok önemli. Biz tabii büyürken merkez ofisimizi ve merkez personelimizi de çok arttırdık. Bu bağlamda mutlaka hatalarımız oluyor. Ama yani benim zaten markayı kurmaktaki ilk hedefim büyümek ve belli bir değer yaratmaktı. Onun için bütün hedeflerimi ona göre koyduğum için doğru el kitapçıkları oluşturduk, doğru reçeteler oluşturduk. Şu anda merkez ofisimizde sadece şubelerin denetimiyle uğraşan aşağı yukarı 15-16 kişi var. Yani bu mutfak ekibinden tutun da operasyona kadar. Biraz bunu güçlendirerek bunu yaptık. Ama çıkış yolum öyle olduğu için mecburum. Yani benim zaten hedefim hani biraz daha bu işi büyütmek. Stratejik veya bir fon yanıma alarak yurt dışında da hızlı büyümek. Ve inşallah tabii bir dünya markası olabilmek. Oralarda da belli bir yere gelebilmek. Onun için kolay değil ama aşağı yukarı çoğu yerde ufak tefek farklar olsa da belli bir standart yakaladığımızı düşünüyorum. Bu kuvvetli bir merkez yönetimle ancak olabiliyor. Teşekkür ederim. Markaya biz de işe eleman alma aşamasında İK, insan kaynakları bölümü ona bakıyor, özen gösteriyor. Yani sadece mesela bizde ilk soru, bize neden işe başvurdunuz gibi bir soru var. Tabii ben artık şirket büyüdüğünden beri ben yapmıyorum. Eskiden bir 6-7 sene sadece ben yapardım. Mağaza elemanına kadar ben alırdım. Tabii ki şimdi birimler kuruldu. Neden başvurdunuz sorusuna cevapta bile bizi marka olmamızı önemseyen birisinin olmasını ciddiyetle altını çiziyoruz arkadaşlar. Tabii bunu bilerek gelip bunu numara yapanlar da olabilir ama onu hissediyorsunuz. Herhangi bir şirket değil. Ben işte Türkiye'nin yarattığı sayılı dünyaya açılmış markalarından birinde sizin bu büyüme sürecinizde katkıda bulunmak istiyorum. Işığını hissettiğimiz zaman işe almamız daha kolay oluyor. Daha sonra çok ciddi eğitim süreçlerimiz var. Hiç bitmeyen. Çok büyük yatırım yapıyoruz eğitime. Ben çünkü ekibe çok inanıyorum. Hayatta inandığım şey doğru ekiptir benim. Ekibimin eğitimini hiç aksatmıyoruz. Sürekli bir marka eğitimi var. Neden biz varız? Silken Kaşmir neden farklıdır? Ben bütün imzalarımı unutmayın biz farklıyız diye bitiririm. Dünyada 18 kere yüksek lisans tezine konu olmuşuz. 6 tane 7 tane bilimsel kitap yazılmış. Gerçekten eğer vakit ayırabilsem ayın 40 günü konuşmalara davet. Yani bizim böyle bir farklı bir tarafımız var. Bunu arkadaşlarımızın hissedip sahiplenmesini sağlamak için devamlı sürekli hiç vazgeçmeden eğitim, eğitim, eğitim. Teşekkür ediyorum. Merhaba, adım Mustafa Okan Uğurlu, İktisat Fakültesi, Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiyim. Benim sorum Demet Hanım olacak. Fason üretici olarak tabir ettiniz. İşte büyük markalara üretim yapan, kaliteli ürünler üreten ama markalaşamamış firmalardan bahsettiniz. Sizce Trendyol mesela o firmaları toplayıp ve mağaza açarak, alışveriş merkezlerine mağaza açarak kendi markasını yaratıp internet dışında başarılı olabilir mi? Evet, sorunu doğru anladın mı? Yani normal perakende de mağaza açarak başarılı olabilir miyiz diye. Evet, offline'da. Evet, bence güzel soru. Strateji, yani güzel bir soru. Sonuçta yine girişimcilik gibi, yani girişimci olmaya adaysın yani. İnovasyon düşünmüşsün. Bizim stratejimizde değil. Çünkü biz online'da büyümeyi hedefliyoruz, internette büyümeyi hedefliyoruz. Ama bence orada da belki bir kazanç olabilir. Ama işte odaklanmak da çok önemli. Mesela Steve Jobs'ın bir quote'u var. Ben bunu çok severim. I'm proud of the things I've done, but I'm more proud of the things I've chosen not to do. Yani yaptığım şeylerden gururluyum. Ama yapmamayı seçtiğim şeylerden daha da gururluyum. Çünkü odak o kadar önemli ki bir şirket olarak hep böyle çok basic stratejilerimiz var ve onlara odaklanıyoruz. Çünkü yani gerçekten
odak başarı için çok önemli. Ama güzel fikirler de geliyor. Yani ekip de böyle söylüyor ama ben de sürekli stratejimizde değil, yapmamalıyız, odaklanmalıyız diye çok güzel onun gibi fikirleri maalesef ki yapamıyoruz bazen. İsmim Burhan Yalçın'da. Benim sonum da Demet Hanım olacak. Demet Hanım, şimdi e-ticaret Türkiye'de gitti gidiyorla başladı bundan evet. Yaklaşık 10 sene önce. Gitti gidiyor eBay'in birebir taklidiydi. Çok da ekstrem bir örnek, eBay'e satıldı daha sonradan. Evet. 10 senelik bir tecrübe, gitti gidiyor kurucularının böyle bir tecrübesi var. 10 sene önce gitti gidiyor kurarken paraları da yoktu. Şimdi paraları da var ama hani 10 senelikte bir tecrübeleri de var. E-ticarete devam etmediler, öyle biliyorum. Sektörün geleceği sizin gözünüzden nasıl görünüyor? 2000'li yıllarda da Amerika'da internet sitelerinin birden değerlenmesiyle bir kriz oldu. Türkiye'de de böyle bir şey olabilir mi? Teşekkür ederim. Güzel soru. Şöyle, internette bubble dedikleri şey oluyor. Yani çok yüksek valuation'lar, değerlemeler oluyor işte şirketlerde ama mesela ticaret olmayan şeyler oluyor. Yani bir kavram yok. Biz aslında hem internet şirketiyiz ama hem de aynı zamanda perakendeciyiz. Yani online perakendeciyiz. Ve mesela bizim işte her zaman bir ihtiyaç var. Yani sonuçta hep ihtiyaçtan bahsetmiştim. Şimdi daha önceki yıllarda olan internet bubble'da genelde mesela surreal ya da böyle farklı business modellerde ya da bir ticaretin dönmediği modellerde değerlendirmeler oldu. Mesela örneğin işte hiç ciro kazanmayan şirketler birkaç yüz milyon dolarlar değerlendirmeler oluyordu. E-ticarette bu değil. E-ticarette ve gördüğünüzde de eğer ki iyi bir supply chain, iyi bir sermaye, iyi bir ihtiyaç olunca tüketici çok büyüyecek. E-ticaret henüz daha emekleme aşamasında Türkiye'de. Yani şöyle söyleyeyim. 3 yıl içerisinde hiçbir şey yapmasak şirket olarak 5 katı büyüyeceğiz yani neredeyse. Çünkü çok talep var ve çok az. Yani perakende Türkiye'de 26 milyar TL'lik bir sektör ve çok küçük bir kısmı sadece internette. Genelde tüm dünyada bu %10, %12'lerde oluyor. Ve Türkiye gittikçe daha da ilerleyecek. O yüzden e-ticarete inanılmaz bir ihtiyaç var ve daha da büyüyeceğini görüyoruz. Merhaba, ben Eda İşbirler. Ben Gamze Hanım'a bir soru soracaktım. Ben de sizin gibi yani kendi restoranımı, yani ben kendi gece kulübümü de düşünüyorum da açıkçası öyle bir şey açmayı düşünüyorum. Ne ama güzel. Hiç bununla ilgili bir şey okumadım. Yani ben hukuk mezunuyum. Ve yani ama şuna dayanarak yapabileceğime inanıyorum. Ankara'da, İstanbul'da ve Bodrum'da çok yer gezdim açıkçası. Ve bayağı gördüm nelerin tuttuğunu, nelerin tutmadığını gördüm. Ama Ankara ile ilgili şöyle bir düşüncem var. Ankara'da insanlar hani çok çabuk tüketiyorlar. Yani bir yere herkes... Doğru. Hep oraya gidiyor ama bir sene sonra orası tamamen hani artık hiç kimsenin gitmediği bir yer durumuna geliyor. Ama bence sizin değerinizi bildiklerine inanıyorum ben. Hani bunu nasıl başardığınızı düşünüyorsunuz? Hani Ankara'nın kıymet bilmediğini düşünerek. Şimdi evet, Ankara zor, kabul ediyorum. Şimdi ben hem Ankara'da hem İstanbul'da ticaret yapan, yani bu restorancılık yapan biri olarak iki şehrin farklılığını çok net görüyorum. Tabii ki şehrin kendi dinamikleri var. Şehir biraz sosyal anlamda bir gerileme içinde, yani bu Ankara'yı ben de çok net görüyorum. Tabii ki ismin getirdiği bir güven var, yani onun etkisi çok büyük. 94 yılından beri kafemizle başlayan serüvende işte sizler kişi çocuktu, şimdi bizim müşterimiz oldular, yani bizlerle büyüdüler, benim açtığım yerlerle. Tabii bunun etkisi çok büyük. Ama yine de buna rağmen tabii ki İstanbul'daki iş hacmiyle hiçbir şekilde mukayese edemez. Eminim Silken Kaşmirler'de de öyledir, değil mi? Yani İstanbul-Ankara farkı çok büyük. Ankara'da eğer olmayan bir şey yapacaksan, yani farklı bir konseptle olmayan bir mutfak veya mevcut bir mutfağa farklı bir yorumla gireceksen, tabii ki başarılı olursun eğer doğru bir lokasyonda seçersen. Ama hakikaten yatırım yapmadan önce dikkatli olunması gereken bir pazar. Özellikle finans merkezini Ataşehir yapmalarıyla Ankara'dan yine önümüzdeki 2 yıl içinde büyük bir göç olacak. Tabii ki bu göç başka bir göçü getirecek. Bu sefer de Anadolu'dan bir göç gelecek. Ama tabii o yapmak istediğin konsepte ne kadar uyacak, bunu doğru tartarak bir yatırım yapmalı. Ben nacizane tavsiye ediyorum. Bir
Sadece bir şey söylemek istiyorum. Ben yani bu bir soru olarak söylemeyeceğim bunu da. Ben mesela dışarıda yemek yemeyi hiç hakikaten sevmem. Hani evde yiyip dışarıda daha çok içki içmeyi ve eğlen hani. Belli bir saatten sonra mesela ondan sonra dışarı çıkmayı daha çok seviyorum. Ama mesela Ankara'da tek yemekten hoşlandığım yer işte kafemiz, Cookie ve şu an Big Chef seni. Onun için hani sizi çok beğendiğimi teşekkür söylemek edin. İstiyorum. Ve son bir şey soracağım. Bir dahaki bundan sonra açacağınız restoranları yine ilk olarak Ankara'da deneyip sonra mı İstanbul'a götüreceksiniz? Hayır, artık İstanbul'da başlayacağım. Evet. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Şeyma Üstünegi Üniversitesi İşletme. Benim, Gamze Hanım, size bir sorum olacak. Dragons'tan girişimciler için büyük bir fırsattı. Orada yaptığınız yatırımların size geri dönüşlerini ben merak ediyorum. Evet, başarı oranlarını. Evet, iyi bir soru. Ben bunu evet konuşmam Dragons'tan. Evet, şimdi orada iki tane yapılan iş iyi gidiyor. Bir tanesi, yani genel olarak bütün ortakların yaptığı işlerden bahsediyorum. Çoğu çok başarılı devam etmedi çünkü biz hala 5 kişi sık sık görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz, herkes birbirinden haberdar. Bir tanesi bu bir sıcak tutan bir pizza kutusu vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum, seyrettiniz mi? Pizzayı yani evlere delivery'de pizzayı koyduğunuz an aktive olan bir madde alt tarafa konuyor kartonun içine ve bu pizza, bu sıcaklık veriyor ve nemi alıyor, dolayısıyla hamurlaşmasını engelliyor. Biz buna yatırım yaparak yola çıktık. 3 tane ortaktık orada. Yani 3 kişi birden yapmıştık. Daha sonra girişimci işte hep Ar-Ge yapmak çok önemli. Girişimci biz buna yatırımımızı yaparken bir anda o maddenin aynı zamanda buzlanmayı engelleyici tuza alternatif bir ürün olabileceğini buldu. Biz önce inanmadık fakat daha sonra karayollarına teste gönderdik. Onunla da yetinmedik. Kanada'da çok meşhur bir bu buzlama, de-icing ürünlerini test eden büyük bir merkez var. Oraya ürünü gönderdik. Hepsinden geçti. Onun üzerine biz de gittik burada İzmit'te bir tesis kurduk. Yatırım yaptık. Çok büyük bir yatırım yaptık. Ve bu sene ilk Ankara Belediyesi'ni o yoğun karlarda ancak o zaman yetiştirebildik. Bir miktar ürün verdik. Yani epey bir ton verdik. Bu iş geleceği iyi olan bir iş, yurt dışına da satabilecek bir iş. İşte İstanbul Belediyesi'ne verdik, onlar denediler, çok memnun kaldılar. Tuz gibi yollara zarar vermiyor. Çok az fiyat farkı var, yani korozyona neden olmuyor. Hani o iş belki de Dragons'dan de başlayıp, hani hepimizi bütün üç ortağında hayatımızın işi de gelecekte olabilir belki. Hani o bir başarılıydı. Bir de bir internet projesi var ama daha çok soru cevaba Quora'nın Employed'i duydun mu bilmiyorum. Employed.com. O da iki tane genç arkadaş geldiler. Soru, yani kullanıcıların sorularına cevap aradıkları, özellikle uzmanlaşmış, hani her konuda Quora'nın Türk versiyonu diyeyim eğer biliyorsanız. Evet, evet. Bu da Employed.com. Onda da Nevzat var, Aydın. Onunla birlikte girdik. O da iyi gidiyor. Kullanıcı adedi çok arttı. İki tane proje var. İkisi iyi gidiyor. Onun dışındakilerin çoğu, bütün ortaklar arasında pek çoğu yarı yolda kaldı. Teşekkür ederim. Merhaba. Ben Bilkent İktisat 2. sınıf öğrencisiyim. Organizasyon komitesinde yer alıyorum. Sizi bulmuşken hepinize soru sormak istiyorum. Önceki Demet Hanım, benim bir arkadaşım Tendil'e staj yapmıştı, Can Tombul. Kendisi yani ortamı çok beğendiğini, işte yani ortamın çok güzel işlediğini ve hani çok sıcak bir ortam olduğunu söyledi. Ve siz de hani çok kısa süredir iş hayatında aslında olduğunu söylediniz yani ve sonuçta kurumsal da bir şirket değil, hani sonuçta bir yeni bir girişim. Yani gidip de Procter & Gamble'a birisi girdiğinde hani orada ne yapılması gerektiğini az çok biliyordur ama baştan bunu kurmak, hani dengesini kurmak, bu nasıl oluyor, ben bunu merak ediyorum. Bunun dengesinin çok zor olduğunu düşündüğüm için. Gamze Hanım, ben size şey sormak istiyorum. Sonuçta siz hani belli bir şekilde bir yükseldiğinde sonra bir düşüş yaşadınız. Bu düşüşten sonra motivasyonunuzu nasıl yüksek tuttuğunuzda bu günlere geldiniz? Ayşe Hanım, size de şunu sormak istiyorum. Silken Kaşmir Türk markası olduğu bilinmiyor çoğu insan arasında. Biz de girişimcilik konusunu çok araştırırken bunu sizi fark edip hani istedik ki siz de gelin bize bu konuları anlatın, çok merak ettik. Bu bilerek yapılmış bir şey mi? Yani Silken Kaşmir yabancı bir marka zannedilsin ve bu şekilde belki bir marka stratejisi mi var? Bunu merak ediyorum. Teşekkürler. İlk soru şeydi, şirket o, pardon ben çok iyi duymadım. Staj yapmış Can, ortamın...
ortamın çok sıcak ve çok güzel işlediğini söylemiş. Okey, tamam. Şöyle, Trendyol kültürünü biz o şekilde ilk günden oluşturmak istedik. Çok sıcak, çok profesyonel ve herkesin hani result oriented bir ortam. Çok hızlı işleyen ve yani bunu aslında benim de hani geçmişteki çalıştığım şirketlerdeki gördüğüm başarılı best practice'ler vardı. Onları implement ettik. İşte ortam ortam Begüm var. Begüm de mesela Danone'de, işte Milupa'da, Reader's Digest'te görevleri vardı. Onun da oradaki gelmiş deneyimleri. Bir de süper BK direktörümüz ve hep birlikte onlar işte şirkette nasıl bir kültür istiyoruz, nasıl bir ortam olsun onları aslında oturttuk. Şey çok önemli, hani daha önce de bahsettiğim ekip, işte ilk o çekirdek ekibin de oluşturduğu ortam ve işte bizim şirkette herkes istediği gibi giyinebilir. Bey hanım yoktur, ofisler yoktur, benim ofisim de yok. Yani bunu yani baştan o onu kabul edecek kişilere işe almaya çalışıyoruz. İşte egolarını kapıda bırakıp hani işe gelip gerçekten her anlamda işini iyi yapacak kişilerle. Ve şey çok önemli, Zappos'un founder var Tony Hsieh, şey diyor, you have to hire based on culture, but you also have to fire based on culture. Yani eğer ki bu kültüre uyan kişiyi biz işe alıyoruz ve onlarla devam ediyoruz ama o kültüre uymayanlarla da yollarını ayırmak gerekiyor. O kültürü tutmak için. Çünkü o strong company culture çok önemli. Başarılı şirketlerde olan bir şey ve biz yani uymayanlarla da yollarımızı ayırmak zorundayız. Yoksa o ortam olamayabiliyor yani. Ve Türkiye'de aslında herkesin alıştığı bir ortamda olmayabiliyor. Çünkü işte uzun yıllardır kariyerinde olmuş kişiler ofisleri istiyorlar, bey hanım dedirtmek gibi şeyler isteyebiliyorlar ya da işte böyle o politika. Ama buna çok önem veriyoruz. Çünkü internet ortamında da hızlı işleyen ortamda komünikasyon çok önemli. O yüzden o sıcak iletişim var. Çünkü komünikasyonla biz aslında hızlı işler yapabiliyoruz. Hızlı kararlar ve hızlı execution. O şekilde. Aslında buradan çıkacak bir şey var, yani bir nokta var. Bunu bir araya girmişken söylemek istiyorum. Hemen girişimci olmayın, biraz tecrübe kazanın. İyi şirketlerde, uluslararası şirketlerde veya da tutkunuzun olduğu şirkette bana göre tecrübe kazanın. Başkasının parasıyla tecrübe kazanın biraz. Bu çok değerli, değil mi? Bilmiyorum, siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Bu yani bugün bu üç girişimci başarılı olmuş yani nacizane kendi alanlarında. Herkesin ortak noktası belli bir dönem bir yerlerde çalışmışlar, belli bir tecrübe edinmişler. Ondan sonra hani bu kendi girişimlerini yapmışlar. Bu çok önemli. Sizin sorunuzun cevabına gelince işte bu bir tutku, girişimcinin bitmek bilmeyen tutkusu. Hani dibe de vursanız tekrar o motivasyonu elde ediyorsunuz. Çünkü o başarma isteği, tekrar ayağa kalkıp ve daha güçlü kalkma. Hani zümrüt anka kuşu gibi küllerinden tekrar doğarak çıkma. İşte bu bir girişimcilik dürtüsü. Bu bana göre biraz da doğuştan gelen işte kişisel özellikler. Hani hiçbir şeyden yılmama, tekrar yoluna devam edebilme. Baktığınızda dünyada çoğu başarılı girişimcilerin çok büyük hayal kırıklıkları yaşadıkları, yani Walt Disney'ler, hepsinin hayatlarını böyle okuyorsunuzdur. Çok iyi kitaplar var. Bunları da ilham verme açısından okumanızı tavsiye ediyorum. Hepsi mutlaka hayatlarında büyük darbeler yemişler. Yani hepsi demeyeyim ama %80'i, %90'ı. Ama daha sonra daha kuvvetli çıkmışlar. Bunu kendinizin işte içinizdeki o güçle yapabiliyor olmanız lazım. Ben de o şekilde yaptım. Bu arkadaşımızın sorusu çok güzel. İlk ayıcık ona gitsin. arkadaşlar çok güzel sorular geliyor. Belli zaten seçkin, bu işe meraklı, ilgili gençler toplanmış. Mecburi olarak dersten getirip buraya oturtturulmamış. Belli oluyor bu. Şeyle ilgili çok güzel bir anım var. Onu anlatayım. Gerisini siz şey yapın. Akmerkez mağazamıza bir hanım geliyor. Yıl diyelim ki 98 falan. Ya diyor, çok iyi yaptınız, Silken Kaşmir'i buraya getirttiniz. İşte New York'ta, Berlin'de, Zürih'te görüyordum. Hiç abartmıyorum çocuklar, hiç en ufak bir şekilde abartmıyorum. Çok iyi yaptınız, getirttiniz, hakikaten iyi oldu diyor. İşte bizim Nur Maide falan, dedim ya demin marka bilinci falan. Efendim, o bizim markamız olur mu, onu da biz açtık. Çocuğum yapma diyor, senelerdir biliyorum, bana mı öğreteceksin ya.
benim diyor Madison Avenue'da ablamın alt katında Silken Kaşmir işte şurada burada. Hanımefendi vallahi bizim falan dayanamamışlar. Lütfen Ayşen Hanım'ı arayın falan filan böyle anılarımız var. Bilinçli bir hareket değildi çocuklar. Silken Kaşmir koymamızın adı, nedeni İpek ve Kaşmir yapıyoruz. Yani başka hangi marka kendisini ismiyle daha güzel ifade eder diye reklamımız da var. Niçin yaptık? Dünyaya yayılmak amacımız vardı ilk günden. Uğraşmayalım iyilerle, şeylerle, yumuşak yeğlerle dedik. Yani Kaşmir zaten Kaşmir çağrışımı her dilde aynı. İpek Kaşmir anlamında da Silken Kaşmir dedik. İyi ki yapmışız. En doğru kararlarımızdan biri olduğuna inanıyorum. Jenerik name gibi oldu biraz. Ama aldık artık o marka ismini de. Yattık üstüne. Kimse alamıyor. En ufak bir Kaşmir diyenin boğazına yapışıyoruz hemen. Kaşmir halıyı yapamadık daha. Sonuç olarak bilinçli bir hareket değildi. Tuttu. Memnun muyum? İnsanlar artık biliyorlar yani. %90 artık biliyor. Bir kısmı hala geçenlerde kolejden bir sınıf arkadaşım. Sen hangi ülkeden almıştın ya bu markayı dedi, yemin ediyorum. Ben de attım İtalya dedim falan. Böyle bir durumumuz var ama artık yavaş yavaş biliniyor diye biliyorum. Sakıncasını yaşadım mı yaşamadım. Yani Türk olduğunu bilen gurur duyuyor, yabancı olduğunu sanan da sanıyor, sonra öğreniyor. Böyle bir durumumuz var. Teşekkür ediyorum. Sanıyorum bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Son bir soru alalım konuklarımıza. Daha sonra çay kahve içerken sohbete devam edilebilir belki. Merhaba. Bilkent İşletme son sınıf öğrencisiyim. Adım Merve Şendil. Ben ilk önce Demet Hanım'a hemen bir soru sormak istiyorum. E-ticaret çok hızlı büyüyen bir sektör dedik. Gerçekten öyle. Markafoni, Limango, şimdi Rocket Internet de Türkiye'ye girmiş ve işte 8 ayda 8 tane site açmışlar. Böyle bir sektörde farklı kalabilmek ve survive edebilmek için ne gibi stratejiler izlenmeli? Siz neler yapmayı düşünüyorsunuz? Çünkü sermaye gereksinimi de daha az olduğu için sonuçta insanlar bu sektöre daha çok girişimci giriyor. Diğer bir sorum da bugünün aslında hani bayanlara özel olmasıyla ilgili sormak istiyorum. Hep iş dünyasında bayan olmanın avantajları ve dezavantajlarından bahsedilir derslerde de. Özellikle girişimci olarak bunun ne gibi avantajlarını ya da dezavantajlarınızı gördüğünü merak ediyorum. Teşekkür ederim. Farklı olmak için en iyi müşteri hizmetleri çok önemli. Ve bizim için mesela 4.7 milyon üyemiz var. Onların yüzde yani alışveriş yapan %70'i tekrar bir ürün satın alıyor Trendyol'dan. Yani o loyalty'ye kazanıyoruz. O yüzden en iyi müşteri hizmetleri çok önemli. O yüzden supply chain olsun, operasyon olsun, müşteri hizmetleri, call center'ımız olsun çok ciddi invest ediyoruz. Ve bir şey var, internette aslında çok fazla sermaye gerektirmiyor deniliyor. Hiç doğru değil. Yani 50 milyon dolar yatırım aldığımızdan bahsettim. Yani insanlar öyle düşünebiliyor. Yani hatta bazı markalarımız bize şey diyor, işte biz daha fazla marj istediğinizde siz mağaza kira ödemiyorsunuz ki ne masrafınız var diyor. Ama biz mesela Facebook'ta geçen yılda en fazla reklam veren şirket olduk ve ayda milyonlarca dolar harcıyoruz reklamı ve çok çok ciddi maliyetler bunlar. Hadise kampanyamız vesaire gibi. O yüzden çok ciddi yatırım gerektiren bir iş internet. Başlangıçta belki gerektirmiyor. Fakat büyümek için, istikrarlı şekilde büyümek için ve o hizmeti verebilmek için çok ciddi sermaye gerekiyor. Ve biz o konuda çok şanslıyız. En güçlü fonları olan, en güçlü sermayesi olan şirketlerden bir tanesiyiz. Hatta Türkiye tarihinde en fazla yatırım almış internet şirketi biziz. O yüzden çok sağlam o konuda desteğimiz oluyor. Birinci sorun o. İkinci de aslında benim için farklı bir soru oluyor. Çünkü ben kendimi böyle kadın gibi görmüyorum açıkçası. Çünkü şöyle bir şey var. Ben çoğunlukla hayatımda yurt dışında yaşadım. O yüzden mesela ben işte bahsettim Japonya'da İsviçre'deyken Japonya'da bir odaya giriyordum. 8 tane Japon adamı. Kendime kadın mıyım diye değil bir Türk gibi görüyorum. Yani bir Türk gibi gördüm. Yurt dışında belki yaşamamdan kaynaklı. O yüzden çok bir fark görmedim. Kariyerim boyunca. Ama bunu görüyorum. Türkiye'de biraz
biraz farklar var. Yani yurt dışı gibi değil bazı anlamlarda ama yine de çok güzel rol modeller de var. Mesela işte Gamze'nin bu kadar başarılı olması, Ayşe'nin bu kadar başarılı olması benim için de aslında onlar da rol modeller oldu. Ben hani 2 yıl önce, 3 yıl önce girdiğimde öyle başarılı iş kadınları gördüm. Ve öyle başarılı iş kadınları görerek de ben de aslında tamam Türkiye'de yapılır bu iş, ben de bir kadın olarak yapabilirim gibi gördüm. Ama şey yani rol modeller çok önemli olacak ama yani o yurt dışındaki o işleyiş, o düşünce gerektiriyor bence. Yani belki de şey eğitim ve kariyerim boyunca böyle düşünmediğim için her zaman en yüksekteki pozisyonları istedim, ona göre çalıştım, ona göre kendimi geliştirdim. Hiçbir zaman geri planda kalmadım. Belki onun bir faydası oldu. Ve bir tane şeydeydim, Davos'a gittim. İşte bir ne zaman, Şubat ayında Davos'ta bir tane bir bakan vardı, bir örnek verdi. Ondan sonra verdiği örnek şöyleydi, işte bir ülkede kızları soruyorlar ilkokul öğrencilerine, işte ne olmak istiyorsun büyüdüğünde, hepsi diyor ki ben bakan olmak istiyorum, başbakan olmak istiyorum. Erkeklere soruyorlar, polis olmak istiyorum, işte itfaiyeci olmak istiyorum gibi sorular, cevaplar veriyorlar. Sonrasında bir erkeklere soruyorlar, peki neden hani başbakan olmak istemiyorum diyorsunuz, yani demiyorsunuz, kızların hepsi söyledi. Kadın şey erkekten başbakan olur mu diye soruyorlar. Çünkü o ülkede 12 yıldır başbakan hep kadınmış. Yani o yüzden rol modeller ya da o öyle şeyler gerçekten çok önemli ve ben çok mutlu oluyorum. Yani bu panelde de yani hep böyle başarılı kadın girişimcileri görmekte çok güzel bir şey. O yüzden kızlar olarak hepinize kadınlar olarak söylüyorum. Hiçbir zaman farklı olduğunuzu düşünmeyin. Her zaman go for it yani. Bizim şirkette yöneticilerin %60'ı kadın, yönetim kurulumuzun %50'si kadın ve şu da var, araştırmalar var. Şirketlerde ve gruplarda ne kadar çok kadın sayısı olursa o kadar başarılı olabiliyor. O yüzden hiçbir zaman yani daha farklı düşünmeyin ve go for it yani diyorum. Yani çok güzel özetledin. Kadın erkek farkı yok. Tek sorun işte kadının sermaye erişimi biraz daha zor olabiliyor. O da hani kendi üzerine bir gayrimenkul, genelde kadın üzerine bir gayrimenkul maalesef hani sırf Türkiye'de değil dünyada da bankacılık sistemi gayrimenkule dayalı bir, eğer banka kredisi kullanacaksanız hani bir tek sorun olarak çıkıyor. Ben de bir zaman, bir dönem yaşadım bunu ama hiçbir zaman kendimi kadın olarak hissetmedim. Aksine hani avantajlarını da görüyorum. Benim kendi sektörüm için çok daha da avantajlı. Daha çok kadını görmek istiyoruz. Bizim sektörde ne yazık ki biraz az, işletmeci olarak da az, çalışan olarak da az. Biraz yoğun çalışma saatlerinden dolayı dayanamıyorlar. Daha çok genç kızlarımızı, güzel kadınlarımızı benim sektörümde daha fazla görmeyi ben de çok arzu ediyorum. Ben buranın en genci olarak kapanışı yapayım. Neye gülüyorsunuz ki? Ben de burada görüyorum daha çok kızlar var, kadınlar var. Arkadaşlarım bakın, Türkiye'de kadının problemini yadsıyamayız. Sosyal alanda da, siyasette de, iş yaşamında da çok ciddi bir kadın problemi vardır. Kendini eğitimle farklılaştırmış kadının bir problemi yoktur. Bunun altını çizelim, sonra dünya gerçekleri, Türkiye gerçeklerinin farkında olmayan insanlar gibi görünmeyelim. Türkiye'de çok ciddi bir kadın sorunu vardır. Ben hem Kagider'in hem Kader'in kurucu üyesiyim. Bütün kadın dernekleriyle çok sıkı çalışıyorum. Hayatın her alanında azız. Maalesef erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz ama fakat Türkiye'de eğitimle kendini ayrıştırmış bizler gibi şanslı kadınların ise hiçbir sorunu yoktur diye düşünüyorum. Kendi yarattığımız kafamızdaki cam duvarlar dışında. Ben hayatta başıma pek çok sorun geldi, hala gelmekte. Hiçbirini kadın olmamla ilgili diye algılamadım. Hepsi hayatın içinden gelen problemler, gelsinler daha çok gelsinler. Deneyimle bir şekilde, ekiple, ruhla, tutkuyla çözüyoruz. Kendinizi, hele sizler gibi bu kadar güzel üniversitelerde okuyan gençlerin hiçbir şekilde böyle bir cinsel ayrım olduğu konusunda bir yanlış yanılgıya girmeyin. Ama bunu yaşayan, bu sorunu her anda, her alanda farklı olduğu için, kadın olduğu için sorun yaşayan kadınlara da el uzatmayı göreviniz bilin diyorum ben. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz.
Plaketlerini vermek üzere komite üyelerimiz Cansu Kabar, Burcu Gazioğlu, Beliz Atalay ve Deniz Emiroğlu'nu sahneye davet ediyorum.